Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir bu tarz bir video çekmiyordum Twitch yayınlarından beri biliyorsunuz. Ama yayınlara başlamayı düşünüyorum. Kış geliyor yavaş yavaş. Pandemi döneminde biliyorsunuz özellikle kapandığımız zaman eve ki yine öyle olacağı söyleniyor. Bakalım ne olacak. Güzel şeyler yapmıştık beraber Twitch'ten ve YouTube'dan biliyorsunuz. Bakacağız hangi platformdan yapacağım. Bugün de arkadaşlar size bir plugin tanıtmak istiyorum. Şöyle gelişti bu iş. Ben aslında kendime MIDI çalmak için gitarda bir çözüm arıyordum. İşte Roland'ın falan GR serileri var. Gitara takıyorsunuz pickup sistemi. Bazılarınız belki biliyordur. O pickup'ta işte MIDI çıkışı oluşturuyor falan filan. Canlı çalım için çok iyi olur ama kayıtta onun da sıkıntıları olduğu söyleniyor. O denemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ben bununla ilgili bir plugin araştırırken MIDI Gitar 2, Jam Origin firmasının MIDI Gitar 2 plugin'ini gördüm. Bu tarz şeyler de yazma hevesim var bu aralar. Belki bir single ya da albüm şeklinde synth olayını, pad'leri vesaire gitarımdan çıkarmak. Çünkü hepimiz biliyorsunuz gitarist olarak klavye olayımız biraz az. Bu tarz şeyleri gitarda görmek daha iyi oluyor. Armoniyi özellikle benim için en azından öyle söyleyeyim. Tabii ki klavyede görmek de önemli müzisyenlik adına öyle düşünüyorum ama gitar bizim ana enstrümanımız olduğu için neler yapabiliriz biraz ona bakalım istedim. Firmaya iletişime geçtim. Aslında çok da pahalı değil baktığınız zaman birim fiyatı 100 dolar falan. Ama dedim hani benim böyle bir durumum var. Bana hani yapmak ister misiniz? Yardımcı olursanız ben de size tanıtım yaparım falan. Sağ olsunlar onlar da bana plugin'i hediye ettiler. Ben de sizi bunu tanıştırmak istiyorum. Eğer çok ciddi kullanmayacaksınız, böyle şeylere hevesiniz yarıysa, hani bir deneyeyim neymiş derseniz kesinlikle linkini aşağı bırakıyorum arkadaşlar. İndirin demo versiyonu çünkü orijinaliyle aynı. Tek sıkıntısı 3-5 dakikada bir işte satın al, işte lisansı gir falan diyor ama onu kapatınca devam edebiliyorsunuz. En azından ufak şeyler kaydetmek için miydi falan yine de işinize yarayacaktır. Eğer lisansa ihtiyacınız yoksa ki olmayabilir onu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi bakacağız bunun olayı ne? Şimdi bunun en güzelliği arkadaşlar o Roland'ın falan sistemlerine göre bence elimizdeki pluginleri kullanabiliyoruz direkt olarak. Bence bu çok önemli. Çünkü Roland'ı aldığınız zaman onun da işte MIDI şeyini almanız gerekiyor prosesörünü vesaire. Öyle biliyorum en azından araştırmalarımdan o çıktı. Ben de canlanan o. Ama burada tüm pluginlerinizi kullanabiliyorsunuz gitarda. Şimdi birazdan göstereceğim size arkadaşlar nasıl oluyor bu? Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi benim burada arkadaşlar audio kanalım var. Ben bu audio kanalıma yani gitarım gördüğünüz gibi. Bu audio kanalıma arkadaşlar MIDI gitar plugin'ini koyuyorum. Jam Origin, MIDI bass da var, MIDI gitar. O MIDI gitarı alınca arkadaşlar bass da zaten geliyor. Onu da indirebiliyorsunuz. Buradan açıyorum ben şimdi gördüğünüz gibi plugin'imi. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar ben buraya plugin'imi, MIDI gitarı açtığım zaman input kanalımdan şöyle bir durum oluyor. Logic'te bu şöyle. Ayarlara giriyorum Logic'te. Genelden şu ikinciyi Input Monitoring Only for the Focus Tracks'ı kapatıyorum. Mesela bir tane synth açacağım ben. Keyifli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben çok hoşuma gidiyor bu tarz şeylerle. Çünkü yaratıcılık kısmını da genişletiyor biliyor musunuz? Yani hep gitar sound'u. Ted Green önemli caz gitaristlerinden biliyorsunuz. Kendisinin bir lafı var çok hoşuma gider. Aynı şeyi der. Gamı mesela aynı melodiyi. Likya'da. Hoşunuza gitmiyor olabilir ilk başta. Çekin bakalım başka tona. Çünkü kulağımız mesela bizim la minör'e çok alışkın. La minör'de çok güzel bir lik hoşumuza gitmeyebilir. Kulağımız artık ona doymuştur. Bunu alın bakalım atıyorum re minör'e. Bambaşka tınlayabilir yani. Bunu re minör'den ya da atıyorum do diyez minör'den yapalım.
Çünkü o ses dalgaları değişiyor ve bize başka bir algı olarak geri geliyor. Bu da onun gibi aslında. Başka enstrümanla başka aralıkları farklı duyabilirsiniz. Daha iyi daha kötü tabii değişir ama farklı duyarsınız. O anlamda da aslında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben bu tarz şeylerle çalışmanın. Tek ihtiyacınız olan arkadaşlar bilgisayarınıza ses kartının bunu takmak. Yani arada bir amfi falan yok bende şu an. Ses kartına bağlı. Axefix ses kartı olarak kullanıyorum. Oradan alıyorum bu sesleri. İşinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur. Anlamış. Yani sizin de ufkunuzu açar ve yardımcı olur. Dediğim gibi demo versiyonu da çok başarılı. Satın alırsanız da full kullanabilirsiniz. Hiç arada takılmadan. Kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi çok ufak böyle kısa bir demo yapacağım buradan. Sizin de anlamanız için. Görüşmek üzere.